VOA Türkçe'den herkese merhaba. Begüm Dönmezer söz ben. Amerika'da bugün yeni yılın ilk günlerinde, ilk haftasında gündem epeyden bu yana Amerika gündemi 2 Ocak'ta Başkan Donald Trump ve Georgia eyaleti sekreterinin katılmış olduğu, başka yetkililerin de olduğu bir telefon görüşmesi ve onun dökümünü tartışıyor ve onun ardından Cumhuriyetçi Parti'den gelen tepkiler, açıklamaları tartışıyor. Şimdi Trump'ın Georgia eyaleti seçim yetkilisine, Georgia eyaleti sekreterine 2 Ocak günü yaptığı görüşmede seçim sonucunu değiştir baskısı, onun ayrıntılarını konuşacağız. Bu görüşmeye kimler katıldı? Başkan Donald Trump, Georgia eyalet sekreteri ki cumhuriyetçi bir isim, Brad Raffensperger, Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ve yine Georgia eyaleti sekreterliğinin baş avukatı Ryan Germany görüşmeye katılan isimler arasında. Pazar günü önce Washington Post'ta yer aldı bu görüşmenin tam dökümü. CNN ve daha pek çok ABD basın organında. Trump bu konuşmada ne diyor? Yaklaşık bir saat süren bir telefon görüşmesi ki bugün de yine ABD basından yansıyan bilgilere göre Başkan Trump'ın Georgia eyaleti seçim yetkilileriyle seçimle bu 2 Ocak'ta yapmış olduğu görüşme arasında da 18 kez görüşme talebi olmuş. Bunu Georgia eyaleti yetkilileri de doğruladı. Anladığımız kadarıyla işte o 2 Ocak'ta gerçekleşen görüşmede Trump ne diyor? Diyor ki 11.780 oy bulmak, bu rakama ulaşmak istiyorum diyor. Hatta Georgia eyalet sekreterine de diyor ki sonuçların yeniden hesaplanması, rakamların yeniden hesaplanmasında yanlış bir şey yok mesajını veriyor. Dolayısıyla Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi yetkiliye bu seçim sonuçları ile ilgili bu sözleri bir anlamda bir baskı olarak nitelendi Trump'ın sözleri. Peki Georgia eyalet sekreteri ne cevabını veriyor buna? Görüşmede biraz kibarca ama lafını da çok sakınmadan Başkan Trump'ın vermiş olduğu rakamların doğru olmadığını ifade ediyor yetkili ve kendi eyaletinde zaten doğrulanmış, onaylanmış, tasdik edilmiş olan seçim sonuçlarının da arkasında duruyor. Peki Başkan Trump'ın bu içeriği tam anlamıyla basında yer alan görüşmede dile getirdiği bu ifadeler ya da seçim sonuçlarını değiştir baskısı bir suç teşkil ediyor mu? Aslında hukuk uzmanlarına göre Georgia eyalet yasalarını Trump bu görüşmedeki talepleriyle ihlal etmiş olabilir. Özellikle işte baskı uygulamayı amaçlama gibi bir takım ihlaller yapmış olabilir ama Başkan Trump'a görevinden artık ayrılmak üzere 20 Ocak'ta görevi Biden devralacak. Böyle bir savcıların adım atmasının olası olmadığından da söz ediliyor. Peki Cumhuriyetçi Parti ne diyor? Şimdi hem bu ses kaydı meselesi, hem bu telefon görüşmesi meselesi, hem de 6 Ocak'ta Kongre ortak oturumda bir araya gelecek, Senato ve Temsilciler Meclisi ve seçim sonuçlarını, yani Biden'ın zaferinin onaylanacağı, doğrulanacağı 6 Ocak'ta bu kongrenin bir araya geleceği ortak oturum ve onun öncesinde işte böyle bir görüşme de çıkınca cumhuriyetçiler tam anlamıyla bölünmüş durumda Amerika'da. Alenen artık açıkça kendi içlerinde de bunu tartışıyorlar. Bir grup diyor ki böyle bir planlaması ya seçim sonuçlarının işte değiştirilmesine yönelik böyle bir görüşmenin ortaya çıkmış olması, bunlar, bu çabalar ABD halkının iradesine ters diyen cumhuriyetçi isimler var. Çünkü bunu demokrasiye gölge düşürmek olarak niteliyor bu cumhuriyetçi kesim. Mesela onlardan bir tanesi cumhuriyetçi Maryland valisi. O diyor ki Kongre üyelerinin başkanlık seçiminin sonuçlarının onaylanmasını reddetme planı sistemimizi ve Amerikalılar olarak sahip olduğumuz değerleri küçük düşürüyor diyor. Temsilciler Meclisi'nin eski başkanı Paul Ryan, ki o da cumhuriyetçi bir isim, o da yazılı bir açıklama yaptı. Dedi ki bu seçimlere şüphe düşürme çabaları cumhuriyet
hedef alıyor. Biden'ın zaferi tamamen meşrudur şu açıklamasını yaptı. Wyoming'i temsil eden Cumhuriyetçi Kongre üyesi Liz Cheney, o da diğer kongre üyelerine bu 6 Ocak'ta yapılacak ortak oturum öncesinde bir mesaj gönderdi. Dedi ki seçiciler kurulunun sonuçlarına itiraz son derece tehlikeli bir emsal oluşturacaktır dedi. Şimdi bu 6 Ocak'taki aslında kongrenin yani hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun bir araya geleceği ortak oturum ve seçim sonuçlarında Biden'ın zaferini tescilleyecek olan bu son adım aslında normalde Amerikan siyasetinde son derece normal ve olağan bir prosedür aslına bakarsanız. Fakat bu seçimde işte hem Trump'ın herhangi bir kanıta dayandırmadan ortaya koyduğu işte usulsüzlük yapıldığı iddiaları, bazı cumhuriyetçi isimlerin bunlara bu itirazlara destek vermesi, işte dava sürecine müdahil olması gibi sebeplerle olağan dışı bir durum oluşmuş durumda. Bazı cumhuriyetçiler de işte biraz önce aktardığımız gibi bunun Amerikan demokrasisine gölge düşürecek tehlikeli adımlar olarak niteliyorlar. Peki Senato'nun çoğunluk lideri yani Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell ne diyor? Bu itirazlar konusunda Cumhuriyetçileri uyardı Senatör Mitch McConnell. Ama açılırken de Kongre'de kendisine bu konuyla ilgili sorular yöneltildi. Çok ayrıntılı cevap vermekten kaçındı. Fakat anladığımız kadarıyla Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri bu itiraz çabasına pek katılmıyorlar. Mesela Senatör Lindsey Graham, kıdemli Cumhuriyetçi senatörlerden bilinen bir isim. O diyor ki, evet meslektaşlarım itirazlarını gündeme getirme fırsatına erişecekler Çarşamba günü 6 Ocak'ta. Ama bunun için kanıt ve gerçek olguları sunmaları gerekiyor, dedi Lindsey Graham. Bu itiraza yani herhangi bir kanıt sunulmadan yapılan itiraza karşı çıkıyor. Aslında bu Cumhuriyetçi Parti içerisinde daha çok Senato'da yaklaşık 11 senatör bu itiraz çabalarına destek veriyor. Temsilciler Meclisi'nde de yaklaşık 100 kongre üyesi, Cumhuriyetçi kongre üyesi. Yani bunlar bir sonuca ulaşacağından değil ama Amerikan siyasetinde 20 Ocak öncesi böyle bir tartışma başlatmış olması açısından önemli ve Cumhuriyetçi Parti'nin siyasi geleceği açısından önem taşıdığını dile getiriyor uzmanlar bu tartışmanın. Çünkü dediğimiz gibi Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen daha yerleşik isimleri bir yandan bu itiraz sürecine aslında karşı çıkarken yani bir kanıt sunulmadan bunların yapılmasına karşı çıkarken ve bunun demokrasiye zarar vereceği görüşünü dile getirirken biraz daha yeni isimler ki bunların arasında Pazar günü yemin ederek göreve başlayan yeni kongre üyeleri de var Cumhuriyetçi. Onlar biraz daha Trump'ın söylemine destek veriyorlar. Mesela onların öncülerinden bir tanesi Ted Cruz. Yine bu itiraz çabasına liderlik eden bir isim Senatör Josh Hawley. Bu iki isim de 2024 seçiminde başkanlık seçimlerinde Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'den seçime girmeyi yarışmayı değerlendiriyorlar. Muhtemel adaylar arasında isimleri geçiyor bu senatörlerin. O nedenle bu senatörler de Trump'ın tabanından bir destek arayışı içerisindeler. Bazı cumhuriyetçilerse farklı bir rotada ilerlemeye ve partiyi farklı bir rotaya oturtmaya çalışıyor Cumhuriyetçi Parti'yi. Şimdi dediğimiz gibi 6 Ocak'ta aslında son derece prosedürel ve formalite icabı yapılacak ortak bir oturum böyle bir tartışmaya konu oldu ve biraz da uzun, biraz belki gerilimli bir havada geçmesi de muhtemel bu Biden'ın zaferini onaylayacak son adım. Çünkü seçici kurulunun oyları bir işte kutuda getirilecek ve iki partiden temsilciler yüksek sesle sonuçları okuyacaklar. O esnada itirazlar dile getirirse getirilecek. Burada tabii gözler bir yandan da Mike Pence'te çünkü başkan yardımcısı Senato başkanı sıfatıyla oturumu yönetecek ve kazanını o açıklayacak. Dolayısıyla Mike Pence'in o oturumda, ortak oturumda nasıl bir tavır takınacağı ve o oturumu nasıl yöneteceği önem taşıyor. Bakalım bundan sonrasında iki önemli tarih var takip edeceğimiz. Birincisi zaten hemen yarın 5 Ocak Georgia'da Senato seçimleri. Senato'da kontrolün kimde olacağı
görev değeri olacak Joe Biden açısından da önemli olacak kongredeki denge. Bir diğeri de 6 Ocak Çarşamba işte bu bahsettiğimiz ortak oturum gerçekleşecek ve Biden'ın artık zaferini tasdik eden son adım olacak. Dediğimiz gibi gerilimli ve uzun bir oturum olabilir o oturum. Mike Pence'in de nasıl bir tavır takınacağını hep birlikte göreceğiz. Daha biraz daha tartışacağız gibi görünüyor bu konuyu 20 Ocak'a kadar. 20 Ocak'ta görevi Joe Biden devralana kadar yeni gelişmeler oldukça yine karşınızda olacağız diyelim. Şimdilik hoşça kalın.